Webtekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda 50 bin liralık bir robot süpürge inceleyeceğiz. Özendik, bezendik, testlerimizi hazırladık ve bu gördüğünüz robot süpürgeyi bu videoda test edeceğiz. Cihazın tam ismi Roborock Q-Revo Max V. Uzun, yani sanki araba ismi gibi bir ismi var. Ben açıkçası bu kadar büyük istasyonları olan süpürgelerin Türkiye'de pek ilgi gördüğünü düşünmüyordum. Evde yer kaplama konusunda daha küçük, istasyonsuz seçeneklerin tutulduğunu düşünüyordum. Ama bu süpürgenin birçok satıcıda olduğunu görünce talep varmış, ilgi görüyormuş demek ki dedirtti bana. Roborock da robot süpürge markaları içinde dünyada ciro bazında birinci sıradaymış Euromonitor'un araştırmasına göre. Bu kategoriye odaklanan en iddialı markalardan biri. Bu tarz büyük istasyonları görünce ne olduğunu anlamak için bu ürünlerin ciddi anlamda meraklısı olmanız lazım. Size haklı olarak yabancı gelecektir ve hani bu niye bu kadar büyük tarzında tepkiler verebilirsiniz. Bu istasyon alıştığımız o toz haznesini boşaltan istasyonlardan biraz daha farklı bir mantıkla çalışıyor. Sadece toz haznesini boşaltan ve torbasına toplayan istasyonlardan farklı olarak ıslak temizlik içinde iki su tankı görüyoruz. Temiz suyu bu tanktan alıyor. Temizlik sonrası kirli suyu şu tanktan aktarıyor. Kuru temizlik içinse burada gördüğünüz kirli haznesi var. Temizlik sonrası cihazın içindeki kirler buraya aktarılıyor. Cihazın ıslak temizlik mantığı bildiğimiz moplu süpürgelerden biraz farklı çalışıyor. Süpürgenin mop sistemi gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor. Neden çoğu sistem gibi süpürgenin altında bir bölümü kaplayan tek bir bez değil de iki farklı parça? Yani geçerken tek seferde silsin işte diyebilirsiniz. Bunun iki sebebi var. Birincisi bu mop sisteminin motorlu bir yapıda olması ve dakikada 200 devirle dönerek silme işlemini yapması. Böylece o tek bezli motorsuz sistemlerden daha etkili bir paspaslama yapıyor. İkincisi ise yine tek bezli paspasların köşelere erişme konusundaki dezavantajını ortadan kaldırmak için düşünülmüş olsa gerek paspaslardan birinin dışa doğru dönebiliyor olması. Flex arm design adı veriliyor buna. Dışa dönebilmesi sayesinde robot paspas yaparken köşelerden tek seferde geçebiliyor. Ayrıca paspası temizleme işini de istasyon yapıyor. İçinde 60 derece suyla paspası temizleyen bir sistem var. Böylece bu uğraştan da kurtuluyoruz. Ama siz yine de ben biraz titizim, çıkarıp kendim temizlemem lazım derseniz paspasları çıkarmak da gayet kolay. Peki mesela diyelim ki hem ıslak hem de kuru temizlik yapmasını istiyoruz. Hatta hem sert zemin hem de halı üzerine çalışacak. Parkeye paspas yapacak, halıyı ise süpürecek. Bu tarz karışık senaryolarda ıslak paspasın halıya denk gelmesi, o paspastaki kirin halıya bulaşması gibi tatsızlıklar yaşanır mı? Benim cihazı görünce deneyim anlamında ilk aklıma takılan şey buydu açıkçası. Halılar kirlenir mi düşüncesiydi ama paspas yüzeyler arasında geçiş yaparken inip kalkabildiği için böyle bir sorun yaşanmıyor. Ne demek istiyorum? Paspas robot halıya geçerken otomatik olarak devre dışı kalıyor, kalkıyor ve zeminle teması kesiyor. Kuru temizlik tarafında ise bizi 7000 Pascal gücünde bir motor ve cihazın altında tek bir parçadan oluşan kauçuk fırça karşılıyor. Birazdan zaten performansını göreceğiz. Özetle süpürge donanım itibariyle bu istasyonla birlikte bizim müdahalemizi en aza indirerek ıslak ve kuru temizlik işini gerçekleştiriyor. Cihazı deneyimlemeden önce bir de robot süpürge kullananların ki buna ben de dahilim en çok yakındığı şeylerden biri olan robotun evde bir şeylere takılıp durması, hata vermesi, olduğu yerde kalması durumu var. Mesela küçük çocuğunuz var, salonda çorap bıraktı, süpürge onu çekmeye çalıştı ya da süpürge gezerken bir kabloya denk geldi, göremedi, kablo fırçaya dolandı falan. Bu çok sinir bozucu bir senaryo ama bu tür absürt olaylar çok yaşanıyor. Bunun için cihazda zaten bir lidar sensörü var. Bu sensörlere alışkınız ama bir de Reactive AI adında bir engel algılama özelliği var. Lidardan ayrı olarak cihazın önünde yer alan bir RGB kamera bu. Bayağı park sensörü gibi düşünebilirsiniz bunu. Cihaz bu kamera sayesinde bir engel gördüğünde durup yönünü değiştirip gezmeye devam ediyor. Hatta evcil hayvan algılama özelliği de var. Uygulama içinde cihazın kamerasına bağlanıp sesli komut yollayabiliyorsunuz. Bu bence çok tatlı bir özellik. Cihazın donanım kısmını şöyle hızlıca bir aktarmış olduk. Şimdi ise isterseniz testlere ve uygulama kısmına geçelim. Çünkü bu süpürgenin potansiyelini tam olarak uygulamayla birlikte kullanarak alabiliriz. Onu burada anlatmak yerine test kısmında anlatalım. İlk testimiz sert zeminde kuru temizlik. Burada hem cihazın kuru temizliği nasıl yaptığından hem de engel tanıma özelliğinin nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. Parke açık renkli olduğu için kolay görmek adına yere kuru çay serptik. Bir de kedisi olanlar için önemli olabilir diye kedi kumu döktük. Yaşayanlar vardır. Kedi tuvaletinin önüne bazen kum dökülüyor. Etrafa daldığında sinir bozucu olabiliyor falan. Neyse, süpürgeyi ilk defa çalıştırdığımızda haritalama için biraz geziyor. Ondan sonra biz eğer istersek haritada temizlik için belirli bir alanı seçebiliyoruz. Biz açık ofiste olduğumuz için sadece kirlettiğimiz alanı seçtik. Süpürmeye dengeli modda başladık ve eğer yetmezse maksimum güç moduna alırız diye düşündük. Ama gördüğünüz bu alanı dengeli modda gayet düzgün bir şekilde süpürdü. Gücü arttırmamıza gerek kalmadı. Engel tanıma sistemi de sağlıklı bir şekilde çalışıyor bu arada. Onu da deneyimlemiş olduk. Paspas modunda ise cihaz önce istasyondan temiz su alıyor. Ondan sonra çalışmaya başlıyor. Benim aklımdaki soru işareti gezerken haritada boşluk kalıp kalmayacağıydı. Ama paspas önce haritada belirlediğimiz alanı çerçeveliyor ve sonra düz çizgi
çizgiler çizerek alanı dolaşıyor. Böylece alanda bir boşluk kalmıyor. Bir alan çizmek zorunda değiliz tabii ki bu arada. Eğer alan çizmeseydik aynı işlemi bütün oda için yapacaktı. Ama dediğim gibi biz açık ofiste olduğumuz için çok büyük bir alandı. O yüzden biz işaretledik. Gelelim yumuşak zemindeki süpürme performansına. Burada tabii ki sert zeminden bir tık daha düşük bir performans gösteriyor bütün robot süpürgeler gibi. Ama maksimum güçte çalıştırdığımız alanın kabasını aldı, öyle diyeyim. Büyük parçalar çok sorun olmadı ama küçük parçalar halıya yapıştığından herhalde onlardan çekemedikleri oldu. Bu arada stüdyoyu gezerken karanlık alanlarda ışığını açtı. Bu da deneyim açısından bir artı oldu. Bu süpürgede beğendiğim şeyler kamerayla bağlanıp yönlendirebilmek. Bu modda temizlik yapmıyor bu arada. Sadece uzaktan kumandayla cihazı hareket ettiriyormuş gibi düşünün. Cihaz gitmesini istemediğimiz bir yere gidebilir. Onu geri döndürmek için manuel yönlendirebiliyoruz veya evcil hayvanımıza sesli komut yollayabiliyoruz. Arada kedinize veya köpeğinize laf atmak için tatlı bir özellik bence. Onun dışında performans anlamında sizi birçok detaydan kurtaran bir cihaz. Yani kirli ve temiz su tanklarını kontrol etmeyi aksatmayın. Kuru temizlik için toz haznesini boşaltmayı aksatmayın. Düzenli bir şekilde kontrollerini yapın. Sizin için ıslak ve kuru temizliği yapsın. İstasyonsuz robot süpürgelerden farkı aslında daha az ilgi istemesi bu anlamda. Ki sert zemindeki performansından biz memnun kaldık. Kuru temizlikte de zaten bahsetmiştim. Şu alanın kabasını aldı. Sizler süpürgeyi nasıl buldunuz dostlar? Sizce 50 bin lira verilir mi? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.